Ay ablacığım, ne oldu ona ya? Ay aklımı oynatacağım artık. Kabus bu. Vallahi kabus. Biri bitiyor, biri başlıyor. Evet komutanım. O civarlar. Şahıslar gidecekleri yere intikal edememişler. 5:30'dan beri haber alamıyoruz. Bir baktırırsanız çok seviniriz. Sağ olun. Sağ olun. Ya bir şey yapalım, böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Bir yere gidelim, ne bileyim. Ya kaza falan olsaydı haberimiz olurdu. Bir sakin olun. Can? Ne olmuş? Ne yapıyorsun sen? Niye ayaklandın ya bu halde? İyi değilsin. Hadi geç yatağına. Ya bir dakika dur, ne olmuş? Ne konuşuyorsunuz? Fırat yok, kayıp. Ne olmuş Fırat'a? İçeride anlatırız biz sana. Geç yatağına, gel gel. Gel Irmak, gel. Yardım et, hadi. Geç canım, hadi. İyi değilsin, niye ayaklandın sen? Anlamadım ki ya. Hadi. Hadi. Kaza bela araştırılması yapılıyor. Yakında haber gelir. Ben kötü bir şey düşünmek istemiyorum yani, siz de düşünmeyin. Ayrıca bakın Can iyi. Hepimizin burada böyle beklemesinin hiçbir anlamı yok. Hadi siz gidin, hadi. Deniz, saçmalama, ben seni burada nasıl bırakayım böyle yalnız ya? Yok hayatım, yok. Irmak kalır benimle. Yalnız değilim, hem gözümün önünde olsun daha iyi. Bütün gece yanımda olsun. Bir haber alırsan ara beni Fırat'la ilgili, olur mu? Hadi. Ya evet, haklı Deniz abla. Yani bir şey olursa haber verir. İyi Picasso maşallah. İyi peki, tamam o zaman. Ha? Deniz, ya bir şeye ihtiyacınız falan olursa ne olur hemen haber verin, tamam mı? Tamam, sen de sakin ol. Tamam. Sermet, bir haber alırsanız hemen arayın. Merak etme. Hadi. İyi gördüm canım. Yani daha iyi. Ama bu gece gözlem altında tutacaklarmış. Kurallar öyleymiş. Sen de burada mı kalacaksın sabaha kadar? Ne yapayım? Görmüyor musun halini? Çocuk ne yapmış? Ne varmış halinde ya? Kolpa yapıyor. Hiçbir şey yok. Küp küp içmiş o kadar. O ilgiyi, alakayı görünce de oh! Öldüm dekoru. Ne güzel film değil mi? Sermet. Çocuğu nikah masasına bıraktım, kaçtım. Sermet. İstersen gene bir nikah masası kurarız. Beni üzmeye çalışıyorsan başardın Sermet, bravo. Konuyu kapatalım istersen ha. Ablacanın karnı acıkmış. Bir şey yemesi doğru mu bilemedim. Bir bak istersen. Tamam, tamam. Bulacaksın onu, değil mi? Merak etme. Yer yarılıp içine girse oradan çıkartacağım onu. İyi bakın canım. Abi herkese her yere haber saldım. Yani polis de arıyor Fırat abiyi. Bulacaklar, bir saate bir şeyler çıkacak. Gördün mü sünnet çocuğu gibi nasıl çıktı dışarı? Şeytan diyor gibi sık boğazını, al canını orada kalsın. Git lan bunun doktorunu bul. Ne ilaç içmiş, ne kusmuş hepsini öğren. Bir de psikolojisini öğren. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkar mı, kalkmaz mı? Kalkmasa da ben öldüreceğim zaten. Şu Sinan, ben bu adamdan şüpheleniyorum. Hatta Fırat'ın zehirlenmesi durumunda bile onun parmağı olduğundan şüpheleniyorum. Ne alaka ya? Herif Sermet'in adamı. Hem Fırat abiyi de tanımaz etmez. Niçin yapsın? Bilmiyorum, bakacağız. Ya sen de rahat olmaya bak, tamam mı? Bak, gerçekten göreceksin, Fırat'ı rahat rahat bulacağız. Alo abi, nasılsın? Senden birini araştırmanı isteyeceğim ama çabuk, hızlıca. Ailesini, geçmişini, ne bilgi varsa hepsini öğrenmemiz lazım. Efendim Sermet Bey. Az önce haber geldi. Fırat'ın telefonunu bir yol kenarında bulmuşlar. Fırat? Fırat'tan haber yok mu? Hastaneleri falan kontrol edin. Muhakkak bir kaza falan olmuştur. Bir şey olsa haberdar ederim. Eyvallah. Tamam. Peki. Niye Irmak değil? Niye Narin değil? Niye Atıf değil beni aradınız, anlamıyorum ki. Sizi de zor durumda bıraktı.
Beni zor durumda bırakmasın. Kendini zor durumda bıraksın. Utancından kafanı kaldıramıyorsun. Bu da benim canımı daha çok acıtıyor. Gitmek istiyorum ama kıpırdayamıyorum. Rüzgar esnadını fısıldıyor kulağıma. Sen yokken boşa gidiyor aldığım nefes. Ne zaman aklıma gelsen soluğum kesiliyor. Aklımdan hiç çıktığın yok ya. Laf işte. Gerçek duygularını bilmek isterdim. Yani kim ne düşünür, kim ne der. Öyle bir derdimiz olmasaydı. Burada kalmak isterdim. Deniz. Su iç sen. Ya. Doktor bol bol iç dedi ya. İç işte. Ya, sabahtan beri su içiyorum. İçim şişti. Anlat artık şunu. Ne oldu? Anlatırım. İç sen bakayım şunu. Sermet Bey aradı. Ha, ne oldu? Bir haber mi var? Telefonunu bulmuşlar ama ya kesin öldürdüler bu sefer. Aldı, saldırdılar. Attılar telefonunu bir kenara. Fırat'ı da... Aa, yeter. Ay. Dalgın ağzına ölüm ölüm ya. Sus. Önce zehirlediler. Sonra arabasına bomba koydular. Arabası? Ne arabası? Sinan'a da ulaşamıyorum. Ne yapacağız biz ya? Kızım ağlama da anlat. Ne arabası? Arabasına bomba koymuşlar. Melike vardı ya, otel müdürü. Aklım sende. Fırat'a bir şey olmayacak. Sıkılma sakın, tamam mı? Ama sen neredesin? Ev ıssız, kimsesiz. Neden böyle şeyler yazıyorsun? Yoksa bunları da mı Ali yazıyor? Yok canım. Bunları bizzat ben yazdım. Çalıştım, azmettim, öğrendim mesaj yazmayı. Neden yanında olamadığımı biliyorsun Sermet. Canı bu halde bırakamazdım. Sabah o direkt evine gidecek. Gürbüz'le konuştum. Gürbüz gelecek, onun güzel terapi yapacak, bir şeye kalmayacak. Öğrendim zaten, bir sıkıntısı yokmuş. İki tane apartmış. Pıt pıt. Sermet. Nikah masasına bırakıp kaçtığım adamı mı kıskanıyorsun sen? Ne münasebet canım. Ben de öyle kıskançlıkla ilgili bir durum yok. Bende kıskançlık sıfır. Sıfır, sıfır. Benimki öyle insan haklarıyla ilgili bir durum. Düzelecek. Her şey düzelecek yani. Nasıl olacak bilmiyorum ama düzelecek. Hadi sen şimdi yatıyorsun. Haber bekliyorum biraderle ilgili. Uyku aram bana. Deniz, biraz konuşsana benimle. Seninle sabah kadar konuşacağım. Millet nasıl kullandı ama? Yok senin nasıl haberin oldu? Yok sen nereden duydun? Yok nasıl oldu? En çok deniz üstünde tatil yapmayı severim. Böyle 5 kat fazla dinlenir insan. Yani bir gün 5 gün gibi geçer denizin üstünde. Anlaşılan sen şimdi bana durup dururken yat aldıracaksın Deniz Hanım. Var ya Deniz. Deniz.
Deniz. Deniz. Deniz. Deniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.